Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz Yüce İslam tarihinden keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vahyi ilahinin gelişiyle konumuz başlamaktadır. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimize vahyi ilahi ne zaman ve nasıl gelmeye başladığı konusu da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına ulaştığı 40 yaşının başında içinde bulunduğu ve Yüce Allah Celle Celaluhu onun kerametini açıklamayı ve kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahyi ilahi ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın. Yani her rüyası apaçık gördüğü gibi açığa çıkardı. Evet sevgili dostlarımız, bu tam bir gerçek rüya idi. Gördüğü rüyaların tamamı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Yüce Allah'ın dilediği kadar, efendim bir müddet ki 6 ay bu hal üzere kaldı. Yani sadık, kesin, hak ve doğru rüyalarla. Yüce Allah bu 6 ay içinde peygamberine aleyhissalatü vesselam uykuda, sonra da uyanık iken vahiy gelmeye başladı. Sonra kendisine halvet, yalnızlık sevdirildi. Yüce Allah ona böylece halvete, yalnızlığa çekilmeyi sevdirmiş, kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şey olmamıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazı işleri için evlerden uzaklaşır, Mekke-i Mükerreme'nin dağ aralarındaki yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu haline bakan Kureyşiler, Muhammed Rabbine aşık olmuş derlerdi. Peygamberimiz her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Hıra Dağı'nda bir ay itikafa girer, Kureyşilerin yapa geldikleri gibi yanına gelen yoksullara yemek de yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Şerif'i 7 defa veya Allah'ın dilediği kadar tavaf etmek olur, sonra evine dönerdi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Hıra'ya Hazreti Hatice ile birlikte gittiği de olurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kavminin sürü sürü putlara tapıp durduklarını gördükçe onlardan uzaklaşmayı, halvet ve uzlete çekilmeyi özler, Hıra Dağı'na gider, halvet ederdi. Orada müteaddit günlerin gecelerinde tahannüs, taabbütle meşgul olurdu, yani ibadet ederdi. Buhari Şarihi Ayni
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın teabbüdü ne şekilde idi diye sorulacak olursa bu düşünmek, tefekkür ve ibret almaktan ibaret idi. Ulu atası İbrahim aleyhisselamın ibret alması gibi diye cevap veririm der. Hıra'da itikafa giren kimsede üç ibadet toplanırdı. Halvet, taabbüt, Beytullah'a nazar. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam taabbüdü, peygamber olma arzusundan ileri gelmiyordu. Peygamber olacağını zaten kendisi bilmiyordu. Zaten peygamberlik istemekle veya çalışmakla elde edilebilecek bir şey olmayıp, Yüce Allah onu kullarından seçip dilediğine vere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de açıklanmış olduğu üzere, vahiy ve peygamberlik gelmeden önce, Peygamberimiz kitap nedir, iman nedir bilmezdi ki, bu hususta bir ameli, bir arzusu bulunsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hıra, Nur Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice'nin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır giderdi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam azığı süt ile ya da zeytinyağı ile çörek, kuru ekmek, peksimet olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta 1 ay kalır, tahannüs, teberrür ve teabbütle meşgul olurdu. İşte sevgili dostlarımız, Cenab-ı Hak onu hak ve hakikat üzere yarattığı için kendisi put dünyasından uzaklaşıyor, hakkın huzuruna çekilmeye çalışıyor. Hakkı, hakikati arıyordu. Hıra yani Nur Dağı Mekke'nin yukarı tarafında, Mekke-i Mükerreme'ye 3 mil uzaklıkta, otsuz ve susuz bir dağdır. Peygamberimizin korkuya düşme konusu da, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda ışıklar görür, sesler işitir, bunların cin ve kehanetle ilgili olduklarını sanarak şüphelenir, kuşkulanır, durur. Hazreti Hatice'ye, ey Hatice, ben bir ışık görüyor, bir ses işitiyorum diyordu. Ben bir kahin olacağım diye de korkuyorum diyordu. Vallahi ben şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem der. Hazreti Hatice de, ey amcamın oğlu, öyle söyleme. Allah seni hiçbir zaman öyle yapmaz diyerek teselli ederdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amir bin Şurahbil'den rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam zevcesi Hazreti Hatice'ye, o şanlı annemize, ben halvette yalnız başıma bulunduğum zaman bir nida, bir ses işittim.
Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum dedi. Hazreti Hatice dünyanın en kahraman kadını, en ulu kadını ki ne dedi Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha, Allah korusun. Yüce Allah'ın sana öyle kötü bir şey yapma ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti tediye edersin. Yani emaneti korur yerine verirsin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü doğru söylersin dedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Hazreti Ebu Bekir çocukluk çağından beri Peygamberimizin arkadaşı ve dostuydu. Hazreti Ebu Bekir geldiği sırada Peygamberimiz evde değildi. Hazreti Hatice Peygamberimizin söylediklerini ona anlatıp, "Ey Atik, Muhammed ile Veraka'ya kadar bir gitsene," dedi. Peygamberimiz gelince Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin elinden tuttu, "Haydi bizimle birlikte Veraka'ya kadar gidiver," dedi. Peygamberimiz başıma geleni sana kim haber verdi diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Hatice," dedi. Bunun üzerine gidip hadiseyi Veraka'ya anlattılar. Peygamberimiz halvette yalnız başına bulunduğum sırada arkamdan "Ey Muhammed, ey Muhammed" diye seslenildiğini işittim. "Sesi işittim fakat hiçbir şey göremedim," dedi. Veraka, "Bunda senin için bir sakınca yoktur," dedi. Peygamberimiz sesi işitince korkarak oradan uzaklaşıyor, başka yerlere doğru gidiyorum dedi. Veraka, "Öyle yapma. Geldiği zaman sana söyleyeceği şeyi dinleyinceye kadar orada sebat edip dur," dedi. "Sonra da gel dinlediğin şeyleri bana haber ver," dedi. Aklaba bin Kays'tan rivayet olunduğuna göre peygamberlere verilecek şeyler kalpleri yatışıncaya kadar önce kendilerine uyku halinde verilir. Sonra da uyanıkken vahiy olarak indirilirdi. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha bildirdiği gibi peygamberimizde de İlk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık görüldüğü gibi apaçık çıkan rüyalar görmekle olmuştur. Peygamberlik çok büyük ve ağır bir vazife olduğundan peygamberimizin bu ağır vazifeye alıştırılması, hazırlanması ve onun kendisine kolaylaştırılması için de vahiy meleği Cebrail aleyhisselam uyanık iken gelmeye başlamadan önce peygamberimize rüyada gelmeye başlamıştır. Zaten vahiy Saffat suresinin 102. ayeti kerimesinde de olduğu üzere peygamberlere uyanık iken geldiği gibi rüyada da gelirdi. Peygamberlerin rüyası vahidir. Peygamberlerin gözleri uyur, kalpleri uyumaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu gerçeği, "Ey Ayşe, benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz," buyurarak açıklamışlardır.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Allah tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelmiş bulunuyordu. Peygamberimize Ramazan-ı Şerif ayının 15. Cumartesi ve 16. Pazar gecelerinde Hıra mağarasında uyuduğu sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam atlastan bir kap içinde bir kitapla gelip peygamberimize oku dedi. Peygamberimiz neyi okuyayım diye sordu. Cebrail aleyhisselam peygamberimizi nefesi kesilinceye kadar sıktı. Peygamberimiz kendisini ölecek sandı. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp peygamberimize oku dedi. Peygamberimiz neyi okuyayım diye sordu. Cebrail aleyhisselam peygamberimizi tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Peygamberimiz kendisini ölecek sandı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp peygamberimize yine oku dedi. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselamın sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğu zaman Cebrail aleyhisselam Alak suresinin başındaki 5 ayeti okudu. Peygamberimiz de onları okudu. Cebrail aleyhisselam ayrılıp gittiği ve peygamberimiz uykudan uyandığı zaman o ayetler sanki bir kitap olarak peygamberimizin kalbine yazılmış gibi idi. Yani kalbine yerleştirildi. Peygamberimiz mağaradan ayrılıp Hıra Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten bir ses işitti ki, "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Ben Cebrail'im," diyordu. "Artık apaçık, sen peygambersin," diyordu Cebrail aleyhisselam. Apaçık ona peygamberlik görevi verildi işte orada. En yüce faziletli bir görev, en büyük fazilet, rütbelerin en büyüğü verildi ama zahmetlerin, ağır yüklerin de en büyüğü verildi. Peygamberimiz başını kaldırıp bakınca Cebrail aleyhisselamı ayaklarını göğün ufkuna basmış bir insan suretinde gördü. "Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen Allah'ın Resulüsün, ben Cebrail'im," diyordu. Peygamberimiz duraklamış, ona baka kalmıştı. Ne bir adım ilerleyebiliyor, ne de gerileyebiliyordu. Cebrail aleyhisselamı görmemek için yüzünü göğün ufuklarından ne tarafa çevirip baksa hep onu öylece görüyordu. Cebrail aleyhisselamın sesi peygamberimize gâh gökten, gâh ağaçtan, gâh dağdan geliyordu. Hazreti Hatice'nin peygamberimizi teselli ve tebşir edişiyle ilgili, bakın bu dünyanın en büyük kadını, en büyük annesine bakın. Ne büyük annemiz var bizim, Hatice annemiz. Bizim annelerimiz ne güzel anneler. Hazreti Hatice'nin aramaya gönderdiği adamları Mekke'nin yukarısına kadar peygamberimizi aradılarsa da bulamayarak geri döndüler. Peygamberimiz ise hala olduğu yerde dikilip duruyordu.
Nihayet Cebrail aleyhisselam ayrılıp gidince, Peygamberimiz hemen evine döndü. Hazreti Hatice Peygamberimize yemek yapıp göndermiş, gönderdiği adamlar Peygamberimizi Hıra mağarasında bulamamıştı. Bunun üzerine amcalarının ve dayılarının evlerine de adam gönderip arattırmıştı. Oralarda da bulamayınca çok kaygılanmıştı. Benim annem Peygamberimiz Muhammed'i arıyor, gecikti, gelmedi diye. Peygamberimiz gelince Hazreti Hatice, ey Ebul Kasım, neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlarımı gönderdim. Onları seni Mekke'nin üst tarafına kadar arayıp bana geri döndüler dedi. Peygamberimiz bu alemlerin rahmet peygamberi, Allah'ın en büyük kulu, en büyük peygamberi, bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattı. Rüyada gördüğü kendisine ağır gelen hadiseyi anlatınca, Hazreti Hatice, sana müjdeler olsun. Şu anneye bakın, şu büyük anneye bakın, şu dünyanın en büyük kadın kahramanına bakın. İman dolu anneye bakın. Ne diyor? Sana müjdeler olsun diyor. Çünkü onun peygamber olacağını o zaten birçok vesilelerle anlamış ve sezmişti. Onda büyük faziletlerin, şan ve şerefin en büyüğünün onda olduğunu da görmüştü. Görenler vardı, bu haberi verenler vardı. İncil, Tevrat bunu haber veriyordu. Musa, İsa aleyhisselamlar haber veriyorlardı diceleri. Ama imanda nasibi olanlar bunu anlıyordu. Yüce Allah Celle Celaluhu, bak Hatice annemiz ne diyor? Yüce Allah sana hayırdan başka bir şey yapmaz dedi. Anam benim annem. Ey amcamın oğlu, sebat et. Artık en ağır yük Peygamberimize yüklenecek, yüklenmek üzereydi. Hatice annemizin varlığı, kudret elinde bulunana yemin ederim ki, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını umuyordum dedi. İşte görüyorsunuz, annemiz Hatice ne diyor? İman dolu kadın, iliğine kemiğine kadar iman dolu bir kadın. Annemiz Hatice, ben senin peygamber olacağını zaten umuyordum dedi. Evet sevgili dostlarımız, hemen kalktı. Elbisesini üzerine derleyip toparladıktan sonra Varaka bin Nevfel bin Esed bin Abdülhuzza bin Kusay'a kadar gitti. Varaka Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Hristiyan olmuştu. Kitaplar okurdu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şeyler de dinlemişti. Hazreti Hatice Peygamberimizin görüp işitip de kendisine haber vermiş olduğu şeyleri Varaka'ya haber verince
Veraka, Kuddüs, Kuddüs, pak ve kusursuz, pak ve kusursuz. Veraka'nın varlığı kudret elinde bulunana, yemin ederim ki ey Hatice, bana doğru söyledinse, ona gelen namusul ekberdir ki o Musa'ya da gelmişti. Yani o Cebrail aleyhisselamdır Muhammed'e gelen dedi Veraka. O muhakkak bu ümmetin peygamberidir dedi. Çünkü İncil ve Tevrat'ta o da bunları okuyordu. Kendisine söyle, sebat etsin dedi. Hazreti Hatice dönüp Veraka bin Nevfel'in söylediklerini peygamberimize haber verdi. Veraka'nın Kabe-i Şerif'te peygamberimize rastlayışı ve başına neler geleceğini bildirmesi. Peygamberlik bu dünyanın en ağır yükü, en zor işidir. En faziletli mevki makamıdır ama bir kul için. Zahmeti, yükü, ağırlığı da beşer üstündedir. Allah'ın yardımıyla bu yük, ağır yük taşınabilir. Veraka bin Nevfel peygamberimize Kabe-i Şerif'i tavaf ederken rastlayıp, ey kardeşimin oğlu, gördüğün ve işittiğin şeyleri bana haber ver bakayım dedi. Peygamberimiz haber verince Veraka, vallığın kudret elinde bulunana yemin ederim ki, sen muhakkak bu ümmetin peygamberisin dedi. Sana gelen namusul ekber, senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Putperestler seni yalanlayacak. Müşrikler seni yalanlayacaklar. Sana işkence de yapılacak. Ey Muhammed, bunlara hazır ol. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seni Mekke'den de çıkaracaklar. Seninle çarpışılacak da, seninle savaşacaklar da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem, Allah'ın dinine kendisinin bildiği yardımla yardımda bulunacağım dedikten sonra peygamberimizin yanına varıp başının tepesinden öptü. Peygamberimiz de ayrılıp evine gitti. Ey dünya, Hazreti Muhammed'in safına gelin. Onun safında Allah'ın emrinde Allah ne diyorsa onu yapmaya gayret edin. Ey dünya, aklınızı başınıza alınız. Hazreti Muhammed'e tabi olunuz. Hazreti Hatice'nin Cebrail hakkında Atlas'tan bilgi alışı. Hazreti Hatice radıyallahu anha ve erdahünne ve erdahü mecmain Utbe bin Rebiya'nın kölesi Attas'a gitti. Attas eski kitapları okuyordu. Ve İncil Tevrat'ı bilenlerdendi ve Ninova halkındandı. Ona Allah aşkına sende Cebrail hakkında bana verebileceğin bir bilgi var mı diye sordu. Attas Kuddüs Kuddüs, pak ve kusursuz, pak ve kusursuz, halkı putlara tapan şu beldede Cebrail anılır mı hiç dedi. Hazreti Hatice sen onun hakkında bildiğini bana haber ver dedi. Attas
Cebrail Allah'ın namusul ekberidir. O Allah ile peygamberleri arasında Allah'ın emini, elçisidir. Musa ve İsa aleyhisselamların sahibidir. O peygamberden başkasına gelmez dedi. Görüyorsunuz, Atlas'ta da gerçek bilgiler var. Cebrail aleyhisselamın Hıra'da peygamberimize uyanıkken gelişi. Ramazan-ı Şerif ayının 17'sinde pazartesi günü Hıra mağarasında seher vakti uyanık bulunduğu sırada peygamberimize Hakk'ın emri geldi. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ki onun diğer adı Namus-u Ekber'dir. Bir insan suretine girmişti. En güzel surette geldi. Ve o en güzel surete bürünmüş, en güzel kokular sürünmüş olduğu halde peygamberimize göründü. Cebrail aleyhisselamın üzerinde sırmalı atlastan elbise vardı. Peygamberimize ikra, oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. O zaman melek peygamberimizi tutup takatı kesilinceye kadar sıktı, sonra bırakıp oku dedi. Evet, bunu birkaç defa tekrar edince peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Sonra melek peygamberimizi tutup üçüncü kere sıktı. Sonra da bırakıp oku, her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle o insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten, bol mu bol kerem ve ihsan sahibidir. Alak suresinin 1-5'e kadar bu ayetleri okudu. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, yüce Allah sana selam söylüyor ve senin için sen benim bütün cinlere ve insanlara peygamberim, Resulümsün. Onları la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidine davet et buyuruyor dedi. İşte görev apaçık peygamberimize, peygamberlik görevi Allah tarafından iletildi, görev verildi. Ey dünya, Allah'ın verdiği görevi sen inkar edersen, bu peygamberin peygamberliğini kabul etmezsen, Allah'ı inkar ettiğinin farkında mısın? Allah'ı inkar edenden daha kafir, daha zalim, daha alçak ve şerefsiz kim olabilir? Ebedi cehennemde başka kim kalabilir? İşte ancak inkarcılar, münafıklar, müşrikler kalacaklardır. Ebedi gülebet. Aklını başına al. Hazreti Muhammed bütün alemlerin, bütün çağların, bütün milletlerin o peygamberidir. Hem de rahmet peygamberidir. Aklını başına al. Görev verildi peygamberimize. Apaçık.
Hazreti Hatice'nin peygamberimizi teselli edilişi ve Veraka'ya tekrar götürüşü. Peygamberimiz Yüce Allah'ın tarafından Cebrail aleyhisselamın getirip tebliğ ettiği risalet vazifesini kabul ederek evine dönerken hiçbir ağaca ve taşa rastlamadı ki kendisini selamlamasın. Yani bütün ağaçlar, dağlar, taşlar onu selamlıyordu. Peygamberimize selam veriyorlardı. Ey inanmayanlar, siz taştan, ağaçtan daha kötüsünüz. Derhal inan. Bakın dağlar, taşlar, ağaçlar ona selam veriyor. Onun peygamberliğini tasdik ediyor. Hatta onlar sevincinden bayram ediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yüreği titreyerek eve gelip Hazreti Hatice'nin yanına girdi. Beni sarıp örtünüz. Beni sarıp örtünüz buyurdu. Korkusu titremesi gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. İmam-ı Zühri'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz Hazreti Hatice'ye uykuda rüyada görüp de sana söylemiş, anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı, buyurup Yüce Allah tarafından gelenleri ve Cebrail aleyhisselamdan işittiklerini haber verdi. Doğrusu kendim hakkında korkmuştum dedi. Hazreti Hatice öyle söyleme. Vallahi Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Üzüntüye düşürmez. Çünkü sen akrabanı görür gözetirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula verir, hiç kimsenin kazandırmayacağını kazandırırsın. Konuğu misafirleri ağırlarsın. Hak yolunda karşılaştıkları musibet ve felaket hadiselerinde halka yardım edersin. Sözü doğru mu, en doğru söylersin. Emaneti yerli yerince yerine getirir verirsin. Güzel mi güzel ahlak, güzel huyların hepsi sende, güzel huylusun da dedi. Sonra da peygamberimizi yanına alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel bin Esed bin Abdülüzzah bin Kusa'ya götürdü. Varaka cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmiş bir kimse olup Arapça yazı bilir ve İncil'den Allah'ın dilediği kadar bir şeyler yazardı. Çok da yaşlanmış ve gözleri de görmez olmuştu. Ona ey amcanın oğlu, dinle bak kardeşinin oğlu ne söylüyor dedi. Hatice annemiz Varaka'ya peygamberimizi dinle bak neler söyleyecek dedi. Varaka'nın peygamberimize peygamberliğini başına gelecekleri bildirmesi, çünkü İncil'de, Tevrat'ta bunlar yazılıyordu. Varaka ne gördün kardeşimin oğlu diye sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gördüklerini, işittiklerini haber verince Varaka, senin bu gördüğün Allah tarafından Musa aleyhisselama indirilmiş olan Namusul Ekber'dir dedi. Yani Cebrail aleyhisselam dedi.
Ah dedi, keşke kavminin seni yurdundan çıkaracakları zaman ben sağ ve genç dinç olsaydım dedi. Ey dünya gençleri, Muhammed'in safında yer alın aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'e tabi olun aleyhissalatü vesselam. Ey dünya gençleri, son pişmanlık fayda vermez. Peygamberimiz, onlar beni çıkaracaklar mı ki diye sordu. Varaka, evet çıkaracaklar dedi. Çünkü senin gibi bir şey getirmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa ve işkenceye uğramasın dedi. Dünyanın en büyük gaddar düşmanları peygamberin düşmanıdır. Dünyanın en şiddetli kafirleri peygamberin düşmanıdırlar. Çünkü batıl hakka düşmandır. Ama peygamberlerin dostu kesin Allah'tır, müminlerdir. Evet, peygamberlere, her peygambere bu düşmanlık yapılmıştır. Varaka söylüyor bunları. Sen ise dünyanın cihan peygamberisin. Sana daha çok düşmanlıklar yapılacağını söyledi. Eğer ben senin davet günlerine yetişirsem, sana son derecede yardım ederim dedi. Çok geçmeden de vefat etti ama, görüyorsunuz peygamberimizi tasdik ederek gitti dünyadan. İnkar ederek gitmedi, tasdik ederek gitti. Hazreti Hatice'nin Cebrail aleyhisselam hakkında bir denemesi, Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice'ye, Cebrail aleyhisselam Allah ile peygamberleri arasında Allah'ın eminidir. Sen Muhammed'i görmüş olduğu şeyleri gördüğü yere kadar götür. Kendisine gelen şey gelince başını aç. Eğer o Allah tarafından ise Muhammed aleyhissalatü vesselam gördüğü şeyi göremezdir dedi. Yani saçını açarsan meleği göremez dedi. Hazreti Hatice öyle yaptı. Peygamberimize, ey amcamın oğlu, şu sana gelen sahibin melek geldiği zaman bana haber verebilir misin diye sordu. Peygamberimiz, evet haber verebilirim buyurdu. Hazreti Hatice, öyleyse o sana gelince bana haber ver dedi. Cebrail aleyhisselam daha önce gelmiş olduğu gibi yine geldi. Peygamberimiz Hazreti Hatice'ye, ey Hatice işte Cebrail aleyhisselam yanıma geldi buyurdu. Hazreti Hatice, halk kalk gel de ey amcamın oğlu sol dizimin üzerine otur dedi. Peygamberimiz oturunca Hazreti Hatice, onu görüyor musun diye sordu. Peygamberimiz, evet görüyorum buyurdu. Hazreti Hatice, kalk da sağ dizimin üzerine otur dedi. Peygamberimiz kalkıp onun sağ dizinin üzerine oturdu. Hazreti Hatice, onu yine görüyor musun diye sordu. Peygamberimiz, evet görüyorum buyurdu. Hazreti Hatice, kalk da kucağıma otur dedi. Peygamberimiz kalktı, Hazreti Hatice'nin kucağına oturdu. Hazreti Hatice, onu hala görüyor musun diye sordu. Peygamberimiz, evet görüyorum buyurdu. Peygamberimiz kucağında olduğu halde Hazreti Hatice baş örtüsünü açtı ve yine onu görüyor musun diye sordu. Peygamberimiz, hayır görmüyorum buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Hatice hemen, amcamın oğlu sebat et. Müjdeler olsun ki vallahi bu sana gelen melektir, şeytan değildir dedi. İşte görüyorsunuz
sevgili dostlarımız, Hatice annemizin firasetini, hakla batılı ayırt eden bir yapısına bakın. Yeryüzünün en büyük sıddıka hanımlarının başta gelenlerinden biridir Hatice annemiz. Radiyallahu anha. Annem, benim annem. Annem, İslam aleminin annesi. Annem, annem. Gerçek bir anne. Evet, Yüce Allah, ebediyül ebed razı olsun. Radiyallahu anha ve erdahü mecmain. Sevgili dostlarımız, inşallahü teala bir sonraki dersimizde efendim yine ilk abdest ve namazla ilgili Cebrail aleyhisselamın gelişi ve ilk abdestin alınışı, İlk namazın kılınışıyla inşallah bir sonraki dersimiz başlayacaktır.